11 trilyon lira parayı aktardık, geldik, parayı bulduk, varmış paramız. 22 trilyon lira da yol için aktardık yeni. Hep beraber yapacağız. Eskisi gibi para harcandı da yerine gelmedi, kabul etmem de. Muhtar gidecek, işine bakacak. Sıkıntı varsa bizi cepten arayacak. Diyecek ki arkadaş sıkıntı var. Bu bir tane işini iyi yapmıyor diyecek. Hiç kavga etmenize gerek yok. Bize haber vereceksiniz. Biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Herkes işini yapacak. Devletin, milletin parasını millete harcayacağız. 220 milyon TL eski parayla 220 trilyon lira köy için köy desten başbakanın gönderdiği para var arkadaşlar. 220 milyon TL 2005'ten beri. Bu para 1148 köyümüze harcanmış. Dolayısıyla sizlerden gelen şikayetleri ben 1,5 aydır her gün tespit ediyoruz, çalışıyoruz. Beraber çalışacağız, köylere geleceğiz, yolumuza, suyumuza bakacağız. İnşallah. Yani ondan taviz vermeyeceğiz. İyi niyetliyiz. Sizlerden destek istiyoruz. Çoluk çocuğu okula gönderin mutlaka. Bu Harran Ovası'ndan muhtar var mı burada? Ben sulamalarda bak yani 10 litre o gün var mıydın toplantıda bilmiyorum. Yok. Yok önemli sen. Bir miktarda suyumuz Suriye'ye atıyor. Evet. Boyratça işte. Evet. Adam pamuk 5 sulama istiyorsa 7 sulama yapıyormuşuz. Evet. Kanallara dönüp su alıyormuşuz. Eğer o su olsaydı aşağıdaki yeri de sulardık diyorlar. Yanan pamuklar da sulanırdı diyorlar. Kışın fırsatım olursa köylere gelelim fırsatı. Köylüye de bunları anlatalım. Yani boşu akıttığın her damla su komşunun hakkını çalmak anlamına gelir. Yani Şanlıurfa'da biz bir değişimi yaşamalıyız hep beraber. Onu soracaktım. 38 tane iş aktarmış efendim. Parası bana getirin dedim arkadaşlar. Ayrıca çıkaracak. Bir nokta. Kaymakamlarla öyle görüştüm çünkü. Bitirmeye çalıştım. Bir ay, 1,5 ayda inşallah bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Zaten ilçelere gitti. Onlar şu an ihaleleri yapıyorlar da. Yolla ilgili de bir ek ödenek bulursak merkeze ayrıca yeniden yol yapacağız. Şimdi sizleri dinleyelim. Sayın Valim. Hiçbir suyumuz yok. Aşkım ne? Maşık. Merkez Maşık köyü. İki köyü mü var? Evet. Güzel köy. Güzel köy. Güzel köy. Güzel köy. Şanlıurfa'da 8 kilometre. Kanaldan mı su götürelim? Evet. Oraköy bir belediyesi müsaade edersen orada alabiliriz yani. Bunu bir konuşalım o zaman. İkisini Karaköprü'ye yazdım. O iki köyü öyle yazarlar. Bu sizinki güzel proje girmiş. Güzel. Ben Maşık. Maşık. İkisi Karaköprü'ye yazdım. Karaköprü'ye güzel bir sen de sondaj su ilerleme olacak kuyuda efendim. Nasıl ilerleme olacak? Yani kuy kuruda efendim 60 metre kuyumuz vardı. İlerleme olsa 100 metre olsa suyumuz çok. Onu kasıyor. Kasıyor. Yani bizim 100 metre arayla çime topu fazla su getiriyor. Şimdi Maşuk'la güzel yurtu Nihat'la aradım şimdi ben. Karaköprü Belediye Başkanı ve şey Şanlıurfa Belediye ile görüşerek çözeceğiz. Çünkü ikisinde de sondajda su çıkmadı. Evet, ama şeye yakın. Bu benim haber varsa. Bu 1-2. Şimdi seninki var kuyu. Evet kuyum. Oturduğun yere. Evet. Rahat ol da. İlerleme olacaksın. İsmi ne? Mehmet Çiftçi. Evet Çiftçi. Burada sondajı derinleştirirseniz su çıkar. Evet su çıkar. Derinleştiririz. Kuru kazan. Evet. Kuru kazan. Not alın. Hemen programı alalım bunu. Tamam. Şimdi sen. Sandıkta su çıkmadı. Çözüm nasıl bulabiliriz? Göstere projesine dahil edilmesi için. 16 köye verin. Daha önce ne kadar oldu. Yakın o Sebek? Yakındır. 3-4 kilometre yakın. Yani. O Sebek projesine. Küçük alamış. Küçük alamış. Hatta şu deminki iki köy de oradan alabilir diyor. Zaten yanımızdan olur. Geçiyor. Büyük alanlığa geçiyor da bizi ki dahil edilmemiş. Alamaz. Bunu biliyor musun? Küçük alanlığı yeter. Su ve şey kod. Mesela Karaköprü diyorlar. Deminki iki köye su basmıyor. Diyor. Yok o orası. Yüksek diyor bu iki köy. Olmaz. Yani tamam bunu dikkatli. Başka arkadaşlar. Benim köyüm çok farklı Sayın Varım. Yani ancak gelip görmek lazım. Başka bir hele anlatılacak bir şey değil. Peki sana bir kuyu açalım. Peki. Teşekkür ederim. Köyümde ustalık evi var. Aile hakimliğine geçildiğinden dolayı tasminat vermiyorlar. Tabii 15 sene tasminat yok. Bina araba halinde. Sana verelim köy odası yapalım. Olur mu?
Köy ben de öyle bir şey istiyorum Sayın Valim. Bir onarım yapıp bir köy odası bunlar çalışalım. Yap, dilekçe yaz, verelim yap.